Kemal Öztürk, Ak Parti'nin eğri kılıçları kimlerdir? İslam medeniyetinde devlet idaresi konusunda Hazreti Ömer büyük bir çığır açmıştır. Devlet mekanizmasının oluşması için yaptığı icraatlar büyük bir imparatorluğun ve medeniyetin doğuşunu derinden etkilemiştir. Hazreti Ömer'in yenilikçi devlet yönetimi anlayışının yanı sıra iki özelliğinin daha onun büyük devlet adamları arasına girmesine neden olmuştur. Birincisi adaletli ve hakkaniyetli devlet yönetimi, diğeri de yönettiği halkıyla etkileşim içinde ve eleştiriye açık olmasıdır. Mehmet Akif, Hazreti Ömer'in adalet anlayışını şu dizeyle anlatmıştır. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Bir halife olarak ülkede meydana gelen en küçük haksızlıktan dahi kendini sorumlu tutmuştur Hazreti Ömer. Eğri kılıç ne demektir? Ganimet dağıtımındaki adalet arayışı, devlet malını kullanırkenki hassasiyeti, İslam devletinin büyük bir cazibe merkezi olmasına neden olmuştur. İslam devleti en çok Hazreti Ömer zamanında büyümüştür. Kudüs'ten İran'a, Azerbaycan'dan Afrika'ya kadar 1036 şehir Hazreti Ömer döneminde İslam devletine katılmıştır. Bir diğer özelliğiyle alakalı meşhur bir hikaye vardır. Hazreti Ömer camide hutbe verirken şöyle demiştir. Ey cemaat, ben hata edersem, eğilirsem ne yaparsınız? Camide bulunan bir sahabi ayağa kalkar. Seni bu eğri kılıçlarımızla düzeltiriz der. Bunun üzerine de Hazreti Ömer şöyle dua eder. Allah'ım sana hamd olsun. Ömer eğrildiği zaman bu cemaat içinde onu düzeltecek kişiler var. Bu devlet yöneticisi için şükredilecek kadar önemli bir nimet olsa gerektir ki Halife Hazreti Ömer bunun için dua etmiştir. Eğri kılıç metaforu bu hikaye üzerine doğmuştur. Halife seçildiğinde Hazreti Ebu Bekir de yaptığı ilk konuşmada şöyle demiştir. İyilik yaparsam bana yardım ediniz. Kötülük yaparsam beni doğrultunuz. Doğruluk emanet, yalancılıksa ihanettir. Arınç neden güle tavır aldı? Başbakanlık döneminde Erdoğan'ın zaman zaman bilgisine, ilmine, tecrübesine güvendiği insanlarla buluştuğunu biliyorum. Onların da Erdoğan'a ülke, millet, dünya meselelerinde tavsiyelerde bulunduğunu duyardım. Şimdi bu toplantılar devam ediyor mu bilmiyorum. Bülent Arınç Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı konusunda dengeleri etkileyen tavrı almasını şöyle anlattı. Biz devlet idarecisi yanlış yaptığında Eğri kılıçlar olarak onu düzeltmemiz gerektiğini Hazret Ömer'den öğrendik. Ancak o kılıçlar liderin kafasını kopartmak, onu yok etmek anlamına gelecek şekilde kullanılamaz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ben gördüğüm hataları ve yanlışları Erdoğan'a söylemeye devam edeceğim tabii ki. Bunu partim, liderimin ve ülkemin iyiliği için yapacağım. Demek ki idarecilerin eğri kılıçlara ihtiyacı var ama eğri kılıç olmaya aday olanların da o kılıcı nasıl kullanacağını bilmesi gerek. AK Parti içindeki tartışma AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, genel müdür olduğumda bana şu tavsiyede bulundu. Belediye başkanı iken en büyük hatam, yaptığım her işi onaylayan ve hiç eleştirmeyen danışmanlarla çalışmak oldu. Beni körleştirdiler. Sakın aynı hatayı yapma. Bu hiç aklımdan çıkmadı. Bugün AK Parti içinde bu konunun çok tartışıldığını biliyorum. Yanlışa yanlış, doğruya doğru demek konusunda sıkıntılı olanlar var. Bunlar duyarlı, hakkaniyetli insanlar. Ancak bunları kamuoyunda değil, kendi iç mekanizmalarında konuşmak istiyorlar. Bunda da sıkıntı var. Zira eleştiri yapmakla ihanet etmek karıştırılıyor. Sadakatle yalakalık ayırt edilemiyor artık. AK Parti'nin hiç yanlış yapmadığını, Erdoğan'ın hatasız kul olduğunu iddia eden yok sanırım. Nitekim Erdoğan kendisinin ve partisinin hatalarını, yanlışlarını, kusurlarını kamuoyu önünde sıralayacak kadar da cesur davranıyor. Bu listedeki maddeleri bir başkası sıraladığında hain Erdoğan karşıtı ilan edilmesi büyük bir çelişkidir. Ancak bu şekilde hareket edenlerin koltuğunu, elde ettiği rantı kaybetmemek için herkese çamur atan, kifayetsiz muhteris tipler olduğu da biliniyor. Tartışmaya değmez. AK Parti'nin eğri kılıçları kimlerdir? Şimdi başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, AK Parti yöneticilerinin yeni döneme girerken şu soruyu sorması gerekir. Yanlış yaptığımızda bizi düzeltecek eğri kılıçlarımız kimlerdi? Şimdi kimler? Yeni dönemde kimler olacak? Kemal Öztürk, Yeni Şafak.